Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığımızla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak Türkiye'de 2 yıl önce 70-99 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 53-93 sayılı belediyecilik kanununda yaptığı değişiklikle tüm belediyeleri kapsayan e-belediye uygulaması geliştirilmesi üzerine bir basın açıklaması yapmak istedik. Bu kanunun torba kanun olarak meclise getirilmesinden ve 53-93 sayılı belediyecilik kanunu eklenmesinden bugüne tam 2 yıl geçmiş durumda. Ne diyordu bu kanunda? Bu uygulama kapsamında 63 adet modül oluşturulacak. 45 adet modül yönetim bilgi sistemleri dahilinde İçişleri Bakanlığı tarafından, 18 adet modül coğrafi bilgi sistemleri dahilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak denmişti. Resmi verilere göre 2020 Şubat ayı itibariyle 584 belediye e-belediye bilgi sistemine geçmiş bulunmakta ve 2020 yılı sonunda da bütün belediyelerin bu sisteme geçmiş olmasını öngörüyorlar. Tabii 1397 belediye var Türkiye'de ve görünen o ki İçişleri Bakanlığı'nın bu çalışması çok yavaş gidiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın kendi sitesinde yapmış olduğu açıklamada da 63 modülün sadece 27'sinin geliştirilebildiğini söylüyor. Bugün itibariyle neden bu konu tekrar gündeme geldi diye sorarsanız, özellikle Türkiye'deki bilişim sektöründeki 30 STK çok ciddi bir açıklama yaptı. Türkiye Bilişim Vakfı ev sahipliğinde yaklaşık 150 bin işvereni olan ve 132 milyar TL civarında bir üretimi olan bir sektör şöyle bir açıklama yaptı. Bu sistemin uygulanmasındaki eksiklere ve bir sektörü yok ettiğine değindi. Aynı zamanda biz belediyelerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda ve özel sektörle yapmış olduğumuz toplantılarda Seyit Başkanım'la birlikte şunu fark ettik ki bu sistemin uygulanmasında ciddi sorunlar var. Aynı zamanda web servislerin kesilmesiyle birlikte hizmet aksamaları ortaya çıkıyor. Biz de aynı zamanda bu eksiklikleri gündeme taşıyalım ve düzeltilmesi için elimizden geleni yapalım istedik. Konuya teknik açıdan bir bakalım istersek değerli arkadaşlar. Bu düzenleme ile Türkiye'deki 1397 belediye tek bir çatı altında toplanmak istiyor. Ancak biz bu düzenlemenin asıl amacının elektronik yolla belediyelere kayyum atama çabası olduğunu düşünüyoruz. E-belediye sistemi belediyelerin elindeki 100 yıllık bilgi, birikimin, tecrübenin yok sayılması anlamına geliyor. Bütün arşiv ve diğer bilgiler geride bırakılırken tek bir sisteme geçiş yapılmaya sağlanıyor. Aslında İstanbul'un 39 belediyesine baktığımızda bile iki belediye arasında ihtiyaç farklılıkları ve hizmet ihtiyaçları açısından kıyasladığımızda çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Gelişmiş hiçbir ülke böyle bir tek tipleşme sistemine geçiş yapmıyor ve bunu tercih etmiyor. Bunu Avrupa'da da, Amerika'da da, dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde yaptığımız incelemelerde de gördük ki böyle bir tek tipleşme hem bizim Avrupa Birliği'nde yapmış olduğumuz bütün sözleşmeleri yok sayıyor, hem de yeni yüzyılda insan odaklı yönetim anlayışının, yerel çözüm anlayışının tamamen gerisinde kalmış bir anlayışı ortaya çıkarıyor. Belediyelerimizin asıl amacı vatandaşın sorunlarına hızlı çözüm bulmak, aynı zamanda vatandaşın refahını arttırmak ve dinamik bir hizmet anlayışı oluşturmak. Çünkü belediyeler çok dinamik, talepler çok. 82 milyona hizmet vermeye çalışıyorlar. Ama bu geliştirilen sistem bütün dinamizmi, çevikliği ve esnekliği ortadan kaldırarak bir tek tipleşme yaratıyor ve belediyelerin çevikleşmesi yerine hantallaşmasına sebep olan bir anlayışı ortaya koyuyor. 81 ilimizde, 973 ilçemizde her birinin ihtiyaçlarının çok farklı olduğu vatandaşlarımız yaşıyor. Bu farklılıkları iktidar tek tipleştirerek çözüm bulmaya çalışıyor. Ama bu farklılıklar tek tipleştirilerek çözülemeyecek farklılıklar. Bu tek tipleştirmenin tek bir mekanizma ile bir bakanlığın güdümüne sokma anlayışının aslında sanal bir kayyum modeliyle belediyelerinin tüm yetki ve gücünün kendi elinde toplama çabası olduğunu düşünüyoruz. Bu meseleye teknik açıdan baktığımızda 4 ana başlık altında
incelemenin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bunun biri teknik dezavantajlar, ikincisi uygulama dezavantajları, dördüncüsü sektörel dezavantajlar, üçüncüsü ve dördüncüsü de akıllı şehir uygulamalarında yaratacağı dezavantajlar. Sisteme baktığımızda uzun uzun tabii bu başlıkların hepsi incelenebilir. Ama biz daha çok öne çıkan sorunları gündeme getirmek istedik ve birkaç konuya indirdik onun için. Özellikle uygulamanın teknik dezavantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Belediye sisteminin tek noktadan merkezi yapıda bir sistem olması sebebiyle merkezde yaşanacak hizmete kesinti durumu belediye iş ve işleyişinde aksamalara sebep olacaktır. Sistemin yapısal olarak merkezden çalışacak olması sebebiyle internet erişim hızlarında ya da merkezde kullanılacak sunucu disk gibi yapıların kapasite planlamasında sağlıklı yapılamaması durumunda yaşanacak performans problemleri belediyelerin hizmetlerinde sıkıntı yaşatacaktır. Örneğin İstanbul başta olmak üzere e-dönüşüm yatırımlarını yapan birçok belediyenin yapmış olduğu yatırımlar atıl duruma düşecektir. Bu uygulama kurgusu modelin mimari tasarımına baktığımız zaman hiç güncel olmadığını düşünüyoruz. İlkel bir kurumsal kaynak planlaması bakış açısıyla planlanmış, son kullanıcıyı hedefleyen yazılımlar var. Fakat günümüzün çağında bulut uygulamaları ile daha esnek, sonuç odaklı çözümler kullanılması gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak ciddi sorunların ortaya çıkacağını görüyoruz. Her bir uygulamayı birbirinden izole tanımlamışlar ve mevzuatla kısıtlı hale getirmişler. Halbuki yeni günümüzün çağında dünyadaki bütün uygulamalar birbiriyle entegre olmaya açık olmak zorundadır ve bu gelişmişliğin en önemli fırsatlarından birini sağlar. Ayrıca tek yönlü veri akışını ön plana çıkaran bakanlık veri paylaşımında da ciddi sorunlar ortaya koyuyor. Uygulamalar tek tip olacak ve merkezde bulunacak. Belediyeciler sunucu ve lisans yatırımı yapmayacak. Tüm uygulamalar bakanlıkta veri tabanını kullanacak. Dışa dönük bir veri paylaşımı olmayacak. Belediye ve özel sektör firmaları için web servisi paylaşımı yapılmayacak diye bir açıklama var. Bu da tek tiplik sonucuna götürüyor bu sistemi. Belediyelerin anlık veri veya farklı rapor ihtiyaçları karşılanamıyor. Belediyelerin bakanlık listesinde yer almayan uygulamaları temin etmek istemeleri durumunda ne olacağı ile ilgili bir çözüm yok. Bu temine izin verilirse alacakları kendi ürettikleri veriyi nerede saklayacaklarını kimse bilmiyor ve tek tipliğin bir olası sakıncası da hızla gelişen bilgi ve teknoloji karşısında çağ dışı kalma tehditiyle karşı karşıyayız. Ayrıca biraz önce bahsettiğimiz merkezi web servislerinin kapatılması, bu aslında Kanal İstanbul sorgulamasında, tapu sorgulamasında hepimizin karşısına çıkmıştı. Tapular ortaya çıkınca bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapu sorgulama başlığı kapatıldı. Bu da gündem oldu. Hepiniz yakından takip etmişsinizdir. Şimdi de bakanlık sırasıyla tapu, şer, beyan, rehin sorgulamalarını kapatıyor. Bu da ciddi sorunlara sebep oluyor. Çünkü belediyeler tam anlamıyla bu sisteme entegre olmuş değiller. E-belediye geçebilmiş değiller. Çoğu zaman da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden aldığımız geri bildirimlerde görüyoruz ki muhatap bulamıyorlar. Yani biz bu sisteme geçmek istiyoruz. Bize bu konuda altyapı desteği verin, bize eğitim desteği verin noktasında da geri dönüş alamadıklarını bütün belediyelerimizdeki teknoloji yöneticilerimiz bize defalarca iletti. Bununla birlikte web servisleri kapatarak, yani tapu sorgulamalarını kapatarak, rehin sorgulamalarını kapatarak belediyeler ikinci bir iş çıkarıyorlar. Yani metazoru yöntemiyle bizim sistemimize geçin diyorlar. Fakat ortada bu zorunluluğu karşılayacak bir sistem de yok. İçişleri Bakanlığı 63 modülün 27 modülünü gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat bizim sahadan aldığımız geri bildirimlerde 4-5 modülün daha anlamlı olarak kullanılmaya başladığını söyleyen arkadaşlarımız var. İşte bu uygulamalar karşısında vatandaşın işini hızlandıracağız diye lansman yapanlar görüyoruz ki belediyelerde iki iş çıkarıyor. Bir sistemden sorgu yapıp öbür sistemden iş yapmaya çalışan personeller ortaya çıkıyor. Ve bununla birlikte vatandaşın işi hızlanacağına vatandaşın işi yavaşlıyor. Aynı zamanda bu uygulamanın diğer dezavantajlarına baktığımızda her belediyenin kendine göre ihtiyaçları var. Özellikle de büyük belediyelerin
Gelir ve gider konsolidasyonu ihtiyaçları kesinlikle düşünülmemiş. Belediye ve iştirak konsolide edecek bir uygulama ve altyapı söz konusu bile değil. Birçok belediyenin ihtiyaç duyduğu nakit akışı yönetimi ve borç yönetimi konularında bir uygulama da bulunmuyor. Böyle teknik detayları arttırabiliriz. Örneğin belediyelerin emlak bilgi sistemi, emlak değerleme kamulaştırma, mezbaha, otobüs işletmesi, durak takibi, hal otomasyonu gibi uygulamaları var. Bu uygulamaların da sistemde karşılığının bulunmadığını görüyoruz ve bunu nasıl kullanacağını da bilmiyor belediyelerimizdeki teknoloji yöneticilerimiz. Yine güvenlik zafiyeti ön plana çıkmış durumda. Uygulama tek bir merkezden yönetilecek. Bundan kaynaklı olarak herhangi bir siber saldırıda tüm Türkiye'deki 81 ilimizde 1397 belediyemizde hizmet aksamalarına sebep olabilir, çökmelere, kesintilere sebep olabilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği ile ilgili de ciddi sorunlar var. Bilgi güvenliği sorunlarıyla birlikte kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde güvenlik ihlalleri en üst seviyeye çıkabilir. Bir merkezde yaşanacak bir açık, tüm Türkiye'de 82 milyon vatandaşımızın verisinin ortaya saçılmasına sebep olabilir. Bir de bu projenin trajik bir tarafı var. Üst altındakine ürün temin ediyor. Aslında biliyorsunuz belediyelerimizin çeşitli şartnamelerle, bir takım yaptırımlarla ürün aldığı ve hizmet aldığı firmaya işi buna göre yaptırdığı bir ihale sistematiği var Türkiye'de. Fakat burada üst alta bir hizmet üretiyor ve aslında alttaki belediyelerin İçişlerine Bakanlığı'na bu hizmetin kalitesiyle ilgili hesap sorabilme şansı da ortadan kaldırılıyor. Son olarak sektörel dezavantajlar diyelim. Biraz önce bahsettim. 30 bilişim STK'sı bir mektup yazdı. Bu mektubu İçişleri Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanlığı'na ilettiler. Bu mektupta şunu anlatıyorlardı. Özellikle 90'a yakın firmanın olduğu, 5000'e yakın çalışanın olduğu ve hep %100 yerli millilikten bahsedilir. Yerli ve milli bir üretimin olduğu bir sektörün ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, ciddi anlamda küçüleceği bir süreci başlattıklarını ve bunun da devlet eliyle gerçekleştiğini vurgulayan ve bu yanlıştan hızlıca dönülmesi gerektiğini vurgulayan bir mektup kaleme aldılar. Her fırsatta özellikle de e-dönüşüm eylem planında devlet ile özel sektör işbirliğinden bahseden iktidar ne yazık ki devlet eliyle burada özel sektörü yok etme çabasına girmiştir. Aynı zamanda akıllı şehir projelerini bugün dünyada konuşmayan yok ve Türkiye'de de en önemli konulardan biri haline gelmiş durumda. Eylem planları açıklanıyor. Fakat bu eylem planları çerçevesinde yürütülmesi gereken projeler yerine 1397 belediye Türkiye'de tek bir sisteme mahkum ediliyor. Bu da yine Türkiye'deki akıllı şehirciliğin gelişebilmesi için yapılacak çalışmaların önünde çok büyük bir engel olarak ortaya çıkıyor. Çünkü tek tipleştirilmiş bir sistematik var. Su yönetiminden tutun da ulaşım yönetimine tek bir merkezde herhangi bir sorunda herkes bu aksilikle karşı karşıya kalacak. Bu krizle karşı karşıya kalacak. Buna karşı dünyanın konuştuğu akıllı şehir teknolojileri de yok sayılıyor. Sonuç olarak baktığımızda eğer bütün bunları özetleyecek olursak bakanlık bu projeyi gerekli inceleme ve yeterli çalışma olmaksızın yani klasik bir Adalet Kalkınma Partisi modeliyle dünyadaki bütün örnekleri yok sayarak, bütün bilimsel çalışmaları yok sayarak ben yaptım oldu modeliyle devreye almaya çalışıyor. Başaramasa da yıl sonunda bunu devreye alacağını söylüyor. Fakat sürenin uzayacağını biz görüyoruz. Uygulamayı geliştirilmesinde benimsenen özellikle de merkezi ve kapalı ve tek tip uygulama yaklaşımı yanlış ve uygulaması olanaksızdır. Oysaki belediyelerin merkezi idare organizasyonlarından farklı olarak farklı dinamikleri ve kendi özgünlükleri bulunmaktadır. Proje tasarımlarında bunların hiçbiri dikkate alınmamış, tek amaç elektronik kayyuma yasal zemin hazırlayabilmek olmuştur. Biz burada sadece muhalif bir bakış açısını gündeme getirmedik. Özellikle Seyit Başkan'la yaptığımız çalışmalar sonucunda biz aslında bu sistemin nasıl işletilebileceğini, aynı zamanda
özel sektörün, belediyelerin nasıl korunabileceğini düşündük ve çalıştık ve bir servis mimarisi inşa ettik. Bu servis mimarisiyle de bunu, bu servis mimarisiyle hem özel sektör korunabilecek hem de projenin en azından ayakta kalmasını sağlayabilecek çalışmalar yapılabilir. Belediyelerdeki hizmet aksaklıkları ortadan kaldırılabilir. Amacımız Türkiye'deki 82 milyon vatandaşımızın doğru hizmet alabilmesi, hizmetin aksamaması ve refah seviyelerinin yükselmesidir. Bu noktada önümüzdeki süreçte bu uyarılarımızı eğer iktidar dikkate almazsa, İçişleri Bakanlığı dikkate almazsa oluşacak bütün hizmet eksikliklerinin ve aksaklıkların sorumlusu da İçişleri Bakanlığı'dır. Adalet Kalkınma Partisi iktidarıdır. Teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel, E-Belediyecilik İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu E-Belediyecilik'le ilgili gerekli açıklamaları yaptı geniş bir çerçevede. Bu konuyu daha önce sizinle de paylaşmıştık hatırlarsanız. Burada bir basın toplantısıyla bu uygulamanın çok fayda getiremeyeceğini, çok ciddi zorluklarının olduğunu ve bazı kaygılarımızı da iletmiştik ve ardından da bir soru önergesi verdik İçişleri Bakanlığı'na. Ama üzülerek söylüyorum, maalesef bu soru önergemize bir yanıt verilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın ne kadar kayıtsız, ne kadar bu konuyu paylaşmadan, tartışmadan, bileşenleriyle değerlendirmeden ben bilirim, ben yaparım anlayışıyla ortaya koymasının bir ispatıdır. Tek adam yönetiminin ortaya koyduğu bir çalışmadır bu. Tekleştirme, her şeyi saraya bağlama ve tek elden yönetme anlayışıdır. Yerel yönetimlere bir vesayet koyma ve Sayın Genel Başkan Yardımcım da ifade ettiği gibi teknik olarak bir kayyum atamaktır. Sistem 81 ilde, 973 ilçede farklı sorunları varken, her belediyenin kendine özgü bir yapılanması varken bunu tek tip uygulamayla çözülemeyeceği de bu konunun uzmanları tarafından da ifade edilmektedir. Herhangi bir sorunda Türkiye'nin dört bir yanında sistemin etkileneceği ve bilgi güvenliği konusunda da ciddi problemlerin oluşacağı aşikar. Bu her anlamda ortaya çıkacak. Sektör temsilcileri ve belediyelerimizle yaptığımız toplantılarda sistemin işlemesinde yaşanacak sorunları hep birlikte tespit ettik ve yeni bir öneri getirdik. O öneriyi de Sayın Genel Başkan Yardımcım Onursal Adıgüzel tekrar size bunu dağıtabilir. Bu görüşleri yaptığımız toplantıların sonuç bildirgesini birazdan sizlere ulaştırır. Yani sonuçta bir şey yapılmak isteniyor ama amaç sorun çözmek değil. Sadece bütün yetkiyi, bütün denetimi bir noktada toplayabilmek ve belediyeleri bir şekilde çözümsüz bırakmak. Düşünebiliyor musunuz? Devasa bir yapı, herhangi bir problem olduğunda 1397 belediye bundan etkilenecek. Bunun çözümü bile belki zaman alacak. Biz vatandaşımızın daha iyi hizmet almasını sağlamak istiyoruz. Çözüm üretmek istiyoruz. Bir şekilde işleri kolaylaştırmak istiyoruz. Ama bu yapı ben bilirim, ben yaparım anlayışıyla bütün yetkiyi tek merkezde toplamaya çalışıyor. Ve diyor ki ben bunu yaparsam 3 milyar tasarruf edeceğim. Değerli arkadaşlar, az önce Onursal Bey, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ifade etti. Bu sektörde binlerce firma var ve binlerce çalışan var. Peki bunları ne yapacaksınız? Bu çalışanların ekonomide yarattığı katma değeri ne yapacaksınız? Ortaya koyduğu iş gücünü ne yapacaksınız? Bu demin de dediğim gibi hiçbir şekilde taraflarla tartışılmadan, konu iyi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan ben yaptım oldu anlayışıyla hareket ederek ortaya koyulmuştur. Göreceksiniz, bunun işlemesi de çok mümkün olmayacaktır. Yani İçişleri Bakanlığı'nda topladığı 100 civarında uzmanla bu sorunu çözmeye çalışmak tamamen hayalidir.
O yüzden tekrar buradan uyarımızı dile getiriyoruz. Çözüm önerimizi de Sayın Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan bir ekiple de oluşturulmuş bir çözümü de ortaya koyuyoruz. Evet, hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Belediye olursa seviniriz tabii. Çalıştığımız yerden sayın. Arkadaşlar, İş Bankası konusu ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Türkiye'de ne zaman gündem değiştirilmek istense veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir algı yaratılmak istense bu konu hep gündeme geliyor. Değerli arkadaşlar, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının temsilcisiyiz. Ve oradan hiçbir gelirimiz yok. Sadece temsil olarak dört arkadaşımız orada Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının temsilcisi olarak orada görevlerini yapıyorlar. Bu aslında yaptıkları Türk ekonomisine vurulmuş bir darbedir. Türkiye'nin içinde yaşadığı krizi artırılacak bir çabadır. Sonuçta bu banka milli bir değerdir. Her yapılan eleştiri, bankayla ilgili gündeme getirilen her konu bankacılık piyasasında da ve Türkiye'nin milli bankası olan İş Bankası'nı da bu anlamda zayıflatmaktadır. Ama ülkeyi yönetmekte kayıtsız olanlar, maalesef ülke yönetme sorumluluğunda olmayanlar, gerçek olmayan bir konuyu sürekli ısıtıp ısıtıp Türkiye'nin gündemine getirerek çözüm üretmeye, buradan bir yere varmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, darbe yönetimleri de aynı şeyleri denedi. Geçmişte birçok kez bu gündeme geldi ama bu hukuken bir güvence altında olduğu için hiçbir şekilde bir farklı uygulama olmadı. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının sadece temsilcisiyiz ve o görevimizi sürdürüyoruz. Çözüm arıyorlar, yani samanlıkta iğne arıyorlar. Bir şekilde acaba buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Bankayı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki temsilini bitirebilir miyiz? Bankayı daha zor durumda bırakabilir miyiz? Bunun çabası. Bu sistemi çalıştırması gerekenler, bu sistemin daha iyi işlemesi ve bankacılığın gelişmesini sağlaması gerekenler Türkiye'de bankacılığı bitirmeye çalışıyorlar. Osman Kavala dün akşam hepimizin, Türk milletinin gözünün önünde olay seyretti. Önce tahliye edildi, sonradan tekrar tutuklama kararı çıktı. Bütün yargı süreci Türk milletinin gözü önünde devam ediyor. Hukukun geldiği nokta ortada. Biraz da sen cevap ver. Ben Onur Sal'a devredebilir miyim? Peki. Biraz önce başkanımın da söylediği gibi sadece bunlar Türkiye'deki kötü gidişatı örtmeye yönelik algı yönetimi çabaları, gündem değiştirme çabalarıdır. Her fırsatta İş Bankası'nda gündeme taşıyorlar. Tabii ki BDDK Başkanı'nın ve SPK Başkanı'nın bir partinin komisyon toplantısına katılıyor olması da Türkiye'deki parti devleti noktasını tekrar gündeme getirmiştir. Bunu da görmek gerekiyor. Bağımsız olması gereken kuruluşlar bir partinin komisyonlarının hizmetine sunulmuş durumda. Ne için? Atatürk'ün mirasının
bir şekilde el konulmasını sağlamaya çalışmak için biz de bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız öncelikle. Cumhurbaşkanının yaptığı FETÖ açıklamasına ise kargalar bile güler. Sayın Genel Başkanımızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilk günden bugüne FETÖ ile ilgili duruşu ortadadır. Arşiv hiçbir zaman bizi yanıltmaz. Arşive baktığımızda Genel Başkanımızın FETÖ'yü bitirme planının kurgusunu yaptığını söyleyenler bugün iktidara yalakalık yapan gazetelerdir. 2000'li yılların başında kaleme almış olduğu yazılarda bile Türkiye'de bu tehdite hiç korkmadan o zorluklarda dikkat çeken yine Genel Başkanımızdır. Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivine bakarsanız 2000 yılında bu uyarıları da yapmıştır. Bugün FETÖ'nün asıl temsilcisi olanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef göstererek aslında Türkiye'deki sıkıntıları ortadan kaldırmaya, aslında gizlemeye çalışıyorlar. Fakat vatandaş dertli, Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. İki gün önce Konya'da, buradan söylemeye bile utanıyorum, kamyoncu kardeşimizin başına gelen ortada. Bıraksınlar bu algı yönetimini, dönsün Türkiye'nin asıl sorunlarına baksınlar. Evet arkadaşlar, ben bir konuyu daha eklemek isterim. Sonuçta Erdoğan'ın elinde MİT var. Erdoğan'ın elinde emniyet istihbarat var, jandarma istihbarat var, her türlü istihbarat var. Bütün belgeler de elinde. Eğer elinde bir belge varsa açıklasın. Yani niye konunun muhatabı kendisiyken bize neden o soruyu soruyor ki? Darbe Allah göstermesin gerçekleşmiş olsaydı bunun bir konseyi şunu bunu olacaktı. Onun belgeleri de kendi elinde, açıklasın o zaman. Kamuoyuyla paylaşsın. Yani Yavuz Sırsız ev sahibini bastırır edasıyla FETÖ ile koyun koyuna olanlar, aynı yolu yürüyenler, aynı menzile yürüyenler ve bütün kadroları askeriye, adliye, her yere yerleştiren kendileriyken başımıza bela eden ve süreci tamamen en büyük sorumlusu kendisiyken şimdi farklı bir bağırarak, çağırarak algı yönetmeye çalışıyor. Hiç bağırmasına, çağırmasına gerek yok. FETÖ'nün birinci adamı Tayyip Erdoğan'dır. Değerli arkadaşlar, kongre sürecinde birçok ithamlar olur, birçok değerlendirmeler olur. O örgütün kendi iç meselesidir. Orada demokratik bir ortamda bir kongre gerçekleştirilmiştir. Kongrenin sonucu üzerinden bir algı yaratılmaya çalışılması da doğru değildir. Gayet başarılı bir kongre olmuştur. Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize sağ olun. Buradan gidelim abi. Teşekkür ederiz.